Türkiye'den ve dünyadan ilginç haberlerin yer aldığı Türkiye'den ve dünyadan ilginç haberler adlı programımıza hoş geldiniz. Her bölümümüzde ana akım medyada ve sosyal medyada kendisine yer bulmuş ilginç haberleri derlediğimiz haber programımız başlıyor. Japonya'da bir robot yaklaşan belediye seçimlerinde belediye başkanlığına aday gösterildi. Al isimli yapay zekalı robot Tokyo'daki Tama City seçmenlerinin oylarını almayı hedefliyor. Üstelik robotun tıpkı rakipleri gibi kampanyası için çalışan seçim ofisi ve internet sitesi de bulunuyor. Tama her yerinde alın afişleri donatılmış durumda. Peki bu robot bu seçim kampanyasını nasıl yürütüyor diyeceksiniz. Alın arkasında bir isim var. Mikito Matsuda. Matsuda 2014'te Tamasiti için aday oldu ancak başarılı olamamıştı. Yapay zeka Tamasiti'yi değiştirecek diye Matsuda, yapay zeka ile donanmış belediye başkanı sayesinde tarafsız ve dengeli bir politika güdeceğiz. Rüşvete, torpile ve duygusallığa yer yok. Al seçilirse 100 kişiden 99'u memnun olacak ifadelerini kullanarak robotu alı tanıttı. Bu durum Japonya'da bazı kesimler tarafından şaşkınlık ile karşılanırken bazı kesimlerce desteklenmekte. Al seçmenlerine son sandık açılana kadar sandıkların başında durun pusulanızın mühürsüz olmamasına ve evet'i bastıktan sonra kağıdı dışarıya doğru katlamaya özen gösterin dedi. Antalya'da ilginç bir soygun girişimi yaşandı. Oyuncak tabancasıyla bankaya giren kişi güvenlik görevlisi tarafından ciddi alınmadı. Bunun üzerine şahıs kusura bakmayın rahatsız ettim diyerek olay yerini terk etti. Olay 16 Nisan pazartesi günü Antalya'nın Muratbaşı ilçesinde meydana geldi. Şüpheli tehdit ettiği gişe görevlisine bir poşet uzatarak hasta çocuğum için para doldur dedi. Memurun kendisine para vermemesi üzerine şüpheli tabancayı güvenlik görevlisine doğrultarak şubeden çıktı. İhbar üzerine harekete geçen Alsay Şube Müdürlüğü Gaspiro Büro ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin yürüdüğü güzergahtaki görüntüleri inceleyen polis, evini tespit ettikleri soygun girişiminde bulunan kişinin Alise olduğunu belirledi ve Alise'yi gözaltına aldı. Alise'nin gişe memurunun kendisini ciddiye almaması üzerine bankadan ayrılırken, kusura bakmayın rahatsız ettim diyerek güvenlik görevlisinden özür dilediği ve banka soyma girişiminde bulunduğunu söylediği eşinden degetlen karşılığını aldığı iddia edildi. İfade işlemleri için emniyete götürülen Alice, gazetecilerin "Bankayı neden soymaya kalkıştın?" sorusuna "Ben de bilsem" karşılığını verdi. İçki içtikten sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le eşit olduğunu söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu. Ben tekim. Macron geçtiğimiz hafta pazar günü Fransa'da bir radyoda gazeteci Jacques Bordin ve Edwin Plenel'e 3 saatlik bir röportaj verdi ve görevindeki ilk yılında yaptıklarını anlattı. İddiaya göre Macron röportajdan sonra gazetecilerle birlikte içki içti. Bordin, Macron'la içki içerken ben Putin'le eşitim. Ben teker. Ayrıca Putin beni anlıyor. Putin'in bizim Suriye'de olduğumuzu anlamasını sağlamak için Suriye'ye saldırma kararı aldım dediği söylendi. Onlar gülbe ergenlerle bilmem ne Tabi bu ifadeler basına yansınca Macron sosyal medyada eleştiri konusu oldu. Paolo Duval adlı kullanıcı Macron'un detoksa veya terapi ihtiyacı var. Büyünce Putin olmak isteyebilir ama onun parlak yıllarına denk gelemez dedi. Jason Boniski adlı kullanıcı da Macron'un bunları söyleyebilmek için bir içkiden daha fazlasını içmiş olması gerektiğini işaret etti. Şimdiki haberimiz ise Manisa'dan geliyor. Manisa Turgutlu'da nikah masası terk edildi ama bu sefer terk eden ne gelin ne damattı. Hatice Koşman ve Turgut Güneri çifti 9 yıllık birlikteliğini nikah ile taçlandırmak isterken yaptıkları yersiz şakayla nikahları iptal edildi. İki genç geçtiğimiz günlerde Turgutlu Belediyesi nikah salonunda nikah masasına oturdu. Nikah memurunun eş olarak kabul ediyor musunuz soruna gelin Hatice Koşman hayır demek ne mümkün yanıtını verdi. Bunun üzerine nikah memuru da nikahı terk etti. Davetler ve çift önce memurun şaka yaptığını düşündüler. İşin ciddiyetini fark ettiklerinde ise memuru ikna edemediler. Olay yerine gelen polis ve güvenlik ekipleri de memuru ikna edemeyince nikah iptal oldu. Geç çift evlilik için bir kez daha nikah tarihi almak zorunda kaldı. Olayın ardından gelin Hatice Koşman amacının sadece şaka olduğunu bu kadar ciddiye alınacak bir durum görmediğini söyledi. Öte yandan söz konusu nikah memuru Ali Akça ise olmaması gerekiyordu. Hoş değildi. Biz çiftlerin ağzından çıkan ilk kelimeye bakarız. Nikah masasına hayır demek için gelinmez. Sonrasında bin defa da evet deseniz bizim için değişmiyor. Biz hakimler gibi karar veriyoruz. Çiftlerin vereceği cevap kısa ve net olmalı. 6 yıldır nikah kıyıyorum benim de böyle bir şey ilk kez başıma geliyor. Duruma üzülmedim pişman da değilim. Kanunu yerine getirdim. Çiftler nikah masasında şaka yapmasın şeklinde açıklamalarda bulundu. Türkiye'den ve Dünya'dan ilginç haberlerin yer aldığı Türkiye'den ve Dünya'dan ilginç haberler adlı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.